Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada ağda yaptırdığını görmek, ağda yaptığını görmek, ağda nedir? Vücuttaki kılları temizlemek. Şimdi arkadaşlar çeşitli yorumlara açıktır. Yani rüyada sembollerine göre kılın ya da sakalın uzadığını görmek, kılın uzadığını görmek iyidir. Ya kılların temizlendiğini görmek, ömür, ömür kısalığına yoruyor, yoruyorlar. Borçların ödenmesine yoruyorlar. Değişiyor. Ağda yaptırmak... Yani en geçerli tabirini söyleyeyim ben size. İşlerin durgunlaşacağını yani daha olgunlaşması için verilen çabanın yetersiz olmasına işaret eder arkadaşlar. Beklediğiniz işlerde beklediğiniz işler var. Yani rüyada komple ağda yaptığınızı görüyorsanız vücudunuzdaki kılları ağdayla ile aldığınızı gördüyseniz arkadaşlar daha çok çalışmanızı çabalamanızı istiyor Allah. Yani olmasını istediğiniz konuda yeteri kadar çaba gösteremiyorsunuz. Daha fazla çabaladığınız takdirde o istediğiniz şey olacak demektir. Yani şimdi görülen şeylere göre değişiyor. Hani sakal iyidir. Sakal bırakmak, sakalın uzaması, saçın uzaması, ömür uzunluğu, ömür kısalması ama yani görülüş şekline göre değişiyor. Diğer videolarda da değiniriz daha genel yani daha çok sembole ihtiyaç olur. Tek şeyle yorulmaz ama rüyada ağda yaptırmak arkadaşlar. Hani kıllar gittiği için kıl iyidir rüyada. Kıl rüyaları iyidir. Tabi görülüş şekline göre değişir ama istediğiniz şeyde örneğin tıpta uzmanlık sınavına gireceksin. Daha çok çalış kulum diyor Allah. Yani olgunlaşmadın. istediğin şeye ulaşacaksın ama daha çok çalışman gerek. Rüyada ağda yaptırmanın hani ömür kısalığı falan ben ona yormuyorum arkadaşlar. Çabadır. Tabi değişik sembolleri var. Onlara da diğer videolarda geliriz ama çabadır. Çaban yetersiz. Çabalarsan olacak. Çaban yetersiz. Görüşürüz.